Hititler M.Ö. 8. yüzyıl, M.Ö. 3. yüzyıl arasında Avrupa'nın doğusu ile Orta Asya'da Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi içine yer alan bölgelerde yaşamış göçebe halktır. İskitler için Grek kaynaklarına Skythi, Asur kaynaklarına Ashkuzai, Pers kaynaklarına Saka ve Çin kaynaklarına Sai tabirleri kullanılmaktadır. İskitlerin İrani, Türki veya Osetlerin atası olduğu iddia edilen çalışmalar mevcuttur. Kökenleri 19. yüzyılın ortalarına kadar İskitlerin Türkiye olduğu düşünülmektedir. Yunan ve Bizans kaynakları onları hep diğer Türk devletleri olan Hun, Hazar, Avar, Bulgar ve Göktürklerle ilişkilendirmiş. Onları İskitlerle bir göstermişlerdir. İskitlerin İrani dil konuşuna dair herhangi bir birinci el kaynak yoktur. İran dili konuştuklarına ait teori, diğer kaynaklarda İskitçe sözlükler üzerine yapılmış, arkeoloji, antropoloji ve diğer bilim dalları ile desteklenmemiştir. Bu teori, linguistik üzerine kurulur. Fakat o konuda yeterli bir bilimselliğe sahip değildir. İskitlerin İran dili iddiasındaki yazarlar, derledikleri İskitçe kelimelerin ancak üçte birini İran diliyle açıklayabilmektedirler. İskit, kültür ve uygarlığı ondan sonra gelen Türk devlet ve halklarıyla yer bulmuştur. Kültür ve uygarlık. Hem kurganlardan çıkan arkeolojik kanıtlar hem de Herodot'un tarih kitabı ile benzer kaynaklar İskitlerin bir kısmını atlı göçebe, bir kısmını ise çiftçi bir hayat yaşadığını göstermektedir. Göçebe İskitler at, sığır ve koyun yetiştirmiştir. Herodot, İskitlerin at sütü içtiğini yazmıştır. İskitlerin yaşadıkları dönem boyunca domuz yetiştirmemiş ve domuz yememişlerdir. Çiftçi İskitler buğday ve arpa gibi tarım ürünler yetiştirmişlerdir. Grek-Site devletleriyle yapılan ticaretten dolayı çiftçi İskitlerin ürettikleri buğdayın yarısı bu ticaret için ürettikleri anlaşılmaktadır. Çiftçi İskitler bildiğimiz alanda yerleşik değildir. Yarı göçebelerdir. Fakat Hatat zamanı bir araya gelip toplanırlardı. İskitlerin kuruluş evresinde kölecilik ve kölelik yoktur. Ancak ilerleyen zamanlarda tarımda çalıştırmak ve özellikle Yunanlara satmak için köle bulundurdukları veya topladıkları bilinmektedir. Göçebe İskitler yurt adı verilen çadırlarda kalırlardı. At tarafından çekilen hareketli ve tekerlekli yurtları da vardı. Göç zamanı kadın ve çocuklar bu hareketli yurdun içinde kalır, erkekler at sürerlerdi. İskitler pişmiş topraktan kapkacak yapmayı biliyorlardı. Kurganlarda İskit hayvanı üslubuyla işlenmiş pişmiş topraktan kapkacak bulunmuştur. İskitler maden işlemeyi biliyorlardı. Bronz ve bakırı sıcak, demir soğuk işleyebiliyorlardı. Çeşitli kurganlardan bulunan altın eşyalar, altını daha iyi bir şekilde işlediklerini göstermektedir. Maden eritmede kullanılan odun kömürü de kendileri üretmişlerdir. İskitler atlı okçuydular. Ok ve yay en bilinen silahlarıydı. Bunların yanında kısa kılıç ve mızrak da kullanmışlardı. Herodot onların ay balta da kullandığını yazmıştır. İlk zamanlarda ordularında piyadeler son derece az olmasına rağmen sonraları sayısı artmıştır. Ve silahlarıyla gömülmüş çok sayıda kadın kurganı bulunduğundan İskitlerin kadınlarının da savaştığı ve savaşçı kadınların bulunduğu bilinen bir gerçektir.